Hak verelim isterseniz. Lütfen. Ankara notlarını dinleyelim. Bizleri bekliyor. Günaydın Canan Sakarya. Hoş geldiniz. Sözü size bırakıyoruz. Buyurun. Günaydın. Ben de hepimizin başı sağ olsun diyorum. Osman abimizi kaybettik. Nurlar içinde yatsın. Uzun yıllar beraber çalıştık. Bundan sonra yine onun izinden bizler de gideceğiz. Ankara gündemine dönersek dün bütçe görüşmeleri vardı plan bütçede. Hazine ve Maliye Bakanı bütün gün meclisteydi. Önemli açıklamalar, mesajları da vardı. Fiyat istikrarının öncelikli konuları olduğunu belirtti. Etkin olmayan istisna, istisna muafiyet ve indirimleri kaldırılması konusunda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söyledi genel vergi mevzuatında değişikliğe gidileceğini söyledi. Dolaysız vergilerin payının artılacağını belirtti. Önümüzdeki dönemde yine para paramali ve gelirler politikasının eş güdümlü olarak yürütüleceğini kaydetti. Akşam da yine milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Ee, enflasyon muhasebesine geçireceğini belirtti. Ee, belki dedi finans kuruluşlarına özel ayrımlılık yapacağız, onları kapsama almayacağız onun dışında. Enflasyon muhasebesi uygulanacak şeklinde bir açıklaması oldu. Son dönemde çok konuşulan yurt dışı gezileri de gündemdeydi. Ee, i̇şte para bulmaya e, gidiyor Maliye Bakanı şeklinde değerlendirmeler geldi. Bulabildiniz mi ne oldu diye e, muhalefet partilerinden gelen yani değerlendir, e, değerlendirmelere cevap verdi ben dedi hiçbir yurt dışı ziyaretim eee dedi para bulmak için yapmadım dedi. bunu net bir şekilde söyleyeyim dedi. Hiç kimseden para talebinde bulunmadık dedi. özellikle işte Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Paris burada kopla, katıldığı toplantıları tek tek anlattı. Biz dedi bir program uyguluyoruz dedi. E, bu programı anlatıyoruz dedi. E, buradaki e, bu programın e, tezlerini anlatıyoruz dedi. Bu bir iletişim stratejisidir ve biz bunu anlatmak zorundayız dedi. E, ve kapı kapı dolaşıp hiçbir yerden de hiçbir talebimiz olmadı şeklinde bir yanıtı oldu. Bunun dışında uygulanan program başarılı olacak mı? Bu da soruldu. Bu programdan sonuç alınacağını belirtti. Özellikle işte para politikasında bir sıkılaşma var dedi. Bu etkili olacak dedi. Ancak dedi bu tedbirlerin aktarım mekanizması 18 ayı buluyor dedi. Bunun dedi hani bunu ben söylemiyorum dedi. Bütün dünya uygulamaları da bu şekildedir dedi. Biz bu programdan sonuç alacağız dedi. Yani bir 18 aylık daha bir süre ortaya koydu. Ayrıca bunun da dışında işte bütçeyi düzeltmek için yapılan vergi artışları bunun dışında deprem bölgesindeki mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artışın da bir yıl boyunca etkilerinin süreceğini dile getirdi. Bugün yine bütçede ticaret bakanlığının bütçesi görüşülecek. Ömer Bulat mecliste olacak. Bunun yanında yine 12. Kalkınma planı da dün akşam mecliste oylanarak meclis süreci de tamamlanmış oldu. Teşekkür ediyoruz Canan Sakarya Kıymetli Çok katkılarınız için.